Bu başka iş yapma meselesini siz yıllar önce bir programda değinmişsiniz. Program konuğunuz da Cem Yılmaz'mış. Biz onu bulduk. Bir izleyelim mi? Aha, çok güzel. Şey var ya senin, bu hassas kapıcı Çağatay. Nedir o? Bu isimlere belli misyonlar yükleme mi? Ya da... Ya şimdi karikatüristlik mesleğinin böyle şeyleri var. Yani feedback alıyor. Ben Boğaziçi'liyim. Böyle bir tepki alıyorsunuz mesela. Çizdiğiniz her şeyle ilgili. Bu mizahla uğraşanların böyle bir kanayan yarası gene. Yani diyorsunuz ki kafanızda kurgulamış bile olsunuz. Sanki buna şansınız yokmuş gibi tepki geliyor. Mesela bir kapıcı çiziyorsunuz. Öyle kapıcı yok. Avukat çiziyor. Öyle avukat yok efendim. Aa, doktor. Öyle doktor yok. Uzaylı çiziyor bizim bir arkadaşımız. Öyle uzaylı yok diye nasıl olan şey geldi. Tıs nerede abi? Çok iyi. Şimdi ben bu şey videoya bakınca şunu görüyorum. Ya Cem Yılmaz yaşlanmış, kusuruma bakmasın ama sizde bir değişiklik yok yani. Biraz satar gibi oldum Cem Yılmaz'ı ama inanın. Cem Yılmaz'ı ilk kez ben çıkardım televizyona. Öyle mi? Evet. Ne programıydı bu? Hatırla. Bu TRT'de Erol Evgin Show'du. TRT'de. Melih Kibar piyanodaydı falan. Çok keyifli bir programdı. 2 yıl sürdü bu. Şener Şen bana dedi ki ya Leman Kültür'de bir çocuk var dedi. Git dinle dedi. Ve ben de üşenmedim gittim dinledim. Müthiş bir şey. Çarpıldım yani. Vuruldum. Ve ondan sonra ya dedim benim böyle bir programım var. Gelmek ister misin? Ya biraz böyle çekindi yok mok filan dedi. Sonra ısrar ettim. İkna ettim. Çok şekerdir. Hala güldürüyor bizi. Kaç yıl oldu. Müthiş yani. Müthiş zekasıyla. Yeri doldurulur bir isim değil. Hiç yani, değil. Evet, zaman. Evet.